Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni ve güzel bir kutu açımına daha hoş geldiniz. Kutu açımlarını ben çok seviyorum. Sürekli yeni yeni ayakkabılar açıyoruz. İlk izlenimlerimizi anlatıyoruz. Neye benziyor? Ekrem İmamoğlu sandalyesi de çok hoş görünüyormuş. Öyle miymiş? Ayakkabı Dahisi'nden. Arkadaşlar bugün yine tişörtümden de anlayabileceğiniz gibi. Kutudan da anlayacağımız gibi. Kutuda da varmış. Evet, kutuda da varmış. Bir Adidas ayakkabımız var. Ve hangisi? Dame 7 var arkadaşlar. Hatırlarsanız. Game gibi yazmışlar. Öyle mi yazmışlar? Aha, öyle. Game Dame. Aha, benziyor. Hatırlarsanız geçen bir önceki kargo açımında Trey Young'ın ayakkabısı açmıştık. O kargoda çıkmıştı. Ve inanır mısınız şu an belki 2 hafta sonrası açıp bakmadım ayakkabıya. Hatta eşim dedi ki açalım bakalım neye benziyor. Hayır dedim. İlk izlenimler, ilk şok orada yaşamak istiyorum. Kendime o hazzı, o mutluluğu ilk anı kamerada. Kendime işkence niye ettim bilmiyorum ama bayağı uzun sürdü. Müsait bir zaman yakalamamız çok uzun sürüyor. Çekim yapabileceğimiz işte aydınlık şu bu. Yoksa tabii çok daha önceden açılabilirdi. Sizlere en iyi içeriği en iyi şekilde sunmaya gayret gösteriyorum. Bunun için bence bir like'ı ve yorum hak ediyorum diyor. Konuyu nasıl bağladım gördüm. Evet. Ayrıca abone değilsiniz arkadaşlar. Zil işaretine basarak abone olursanız ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş olur. Biliyorsunuz bu içeriği benden başka yapan yok. Kutu açımından bahsetmiyorum. Bunu detaylı incelemesi. Sürekli bunun üstüne yeni, güzel, ilgi çekici içerikler yapan yok. Türkiye'de ilk ve tekiz devam ediyoruz. Bunun için sizlerin biraz daha desteğine ihtiyacım var tabii ki. Basketbol ayakkabıları dışında koşu ayakkabıları yapıyoruz. Farklı farklı birçok ayakkabı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yıl sonuna doğru yine bunlar da çok güzel gelecek. Kanala göz atarsanız sevinirim. Birçok farklı güzel video var çünkü. Evet, şimdi hadi kutu açımıza geçelim. Kutusu ilginç ve farklı. Benim hoşuma gitti. Yani farklılık benim hoşuma gidiyor. Biraz nar çiçeğimsi bir şey var. 3 boyutlu bir tasarım yapılmış. Sanki çıkıntı veya girintiye benziyor. Üstüne de çok güzel uyum sağlamış. Evet, sırf o yüzden diyorum ya bu tişörtü aldım. Bloklarda çekiyoruz. Blokta almıştım arkadaşlar. Hemen etiketini göstereyim. Dame 7 Extiply. Extiply. Ne demek acaba? Bilemiyorum ben de şu an arkadaşlar. Sanki sadece kısaltmaya da benziyor. Hiç sesli harf yok içinde. Düşünürsen. Okuyamadım ben zaten. Evet, güzel bir kutu bizi karşıladı. Farklı tasarımları seviyoruz ve şimdi şöyle açalım bakalım. Burada bir şeyler mi var? Bir dakika arkadaşlar. Aynen. Şöyle yine recycled content, yani geri dönüşümden üretildi şeyi var. Bizlere bildirgesi var Adidas'ın. Teşekkür ediyoruz. Dünyayı korumaya yardımcı oluyor biliyorsunuz. Artık markalar bu yarışa girdi. Evet. 3, 2, 1. Güzel bir poşetimiz var. Dame logosu, Adidas logosu. Ve bang! Bang! Simsiyah mı? Simsiyah galiba. Ben de bu renk deyince turunculu bir şey sandım. Oho, çok seksi bir ayakkabıymış arkadaşlar. Evet, bunu çıkartalım. Şöyle. Oo, çok Dame hoşuma gitti. Dame 6'lar mıydı sende? Dame 6'ya çok benziyor. Neredeyse birebir aynı saatte görünüşte. Biraz tabii ki ufak tefek farklılıkları var. Yalnız çok hoş değil mi? Arkadaşlar kıvrımları ve böyle hafif oval, curvy oluşu çok hoş gerçekten. Oldukça da geniş bir ayakkabıya benziyor direkt görür görmez. Ağırlığı fena değil, elime aldım. Çok hoş, tabanıyla, üstüyle direkt benim şu an kalbimi fethetti. Ne diyorsun? Bayağıdır simsiyah ayakkabı açmamıştık. Evet. Siyah ama bence çok tatlı dokundurmaları mevcut. Özellikle üstündeki tişörtle bence güzel gidecek böyle. Hafif kırmızılı bir şey yaparsam, bunda kombin yaparsam. Siyah etiket, beyaz, aynen, arma falan. Oo, çok hoş. Şu hemen direkt opponent advisory diyelim. Yani bu şu demek, rakibime tavsiyedir. Yani rakibime şey yapıyorum, advice veriyorum. Öyle düşünebilirsin. Bu ayakkabıyı hani, giysin. Hayır, karşıma çıkma, seni dağıtırım. Demek olur yani. Senin üstünden üçlükleri yollarım. Adam rakibini düşünüyor, ona acıyor diye şey yapabilirsin. Veya gözdağı veriyor aynı şekilde. Güzel bir olay var. Dame'i seviyorum yani. Dame'i seviyorum. Resmen adam böyle şey ya, dünya hırsı olmayan, Müslümanmış gibi böyle hani ibadetini ediyor, basketini oynuyor gibi bir evet, çok görüntüsü tatlı de var böyle. Tabii ama rapçi aynı zamanda, bir sürü rap şarkıları falan var. Çok şey ama her röportajını dinlediğim arkadaşlar, hani bu hayata sahip olduğum için çok şanslıyım. Kendisi de çok barışık, çok şey, hayat dolu. Ve şey de güzel, hani kıymet bilen bir tipi var. Evet. Bir sürü çevresine hep bakıyormuş mesela. Kuzenlerine, arkadaşlarına, hepsine sürekli para gönderiyormuş. Derrick Rose da aynı şekilde. Derrick Rose'un hatta, yani Dame'in değil, Derrick Rose'un abisine Adidas yıllık $250,000 mı ne ödemek zorunda. Öyle bir anlaşma yapmışlar. Ve ömür boyu.
ömür boyu deal, lifetime deal deniyor. Derrick Rose tabii çok büyüktü zamanında, MVP falan olmuştu. Ama Dave'in de bu tarz anlaşmaları var. Hani Adidas da demek ki böyle bir marka, hani bu tarz anlaşmaları yapan marka. Şu anda Adidas'ın sahip olduğu en büyük isimlerden biri işte. Derrick Rose düşüş yaşadı. Harden ve Damian Lillard var. Lillard'ı çok seviyoruz. Rap şarkıları da idare eder ama... Hiç dinlemedim. Çok düz bir beat'e sürekli konuşuyor. Yani öyle çok müzikal bir olayı yok maalesef. Evet, şimdi hadi biraz ayakkabıya bakalım. Dizayn detayları çok fazla. Nereden başlasam bilemedim. Dilinde hemen benim logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafta tavsiyesini görüyoruz. Hemen şurada daha kaliteli bir kumaşa Three Stripes'ı kondurmuşlar. Arkasına doğru dikkat edersen ufak ufak böyle kırmızı dokunuşlar. Yine kırmızı yukarıda tutacak kısmı ve iç tarafında ise bir etiketimiz var. Muhtemelen bu ayakkabının etiketi, direkt arattırırsan ayakkabının rengini ve şeyini bulabilirsin. Kutu üstündekiyle de aynı olabilir. Ve şurada Dala X-Ply, yani ayakkabı ismi yazıyor Adidas logosuyla. Dame Dala. Bu da lakabı olarak çıkıyor. Ve şurada görüyorsunuz bağcıklarınızı. Şuralardan bağlayabilir misiniz acaba? Bakayım açık mı? Merak ettim. Arkadaşlar açık gibi mi? Değil. Görsel. Yani görselmiş. Dedim acaba buradan bağlanırım şurada ama. Şurada bir şey yazıyor. Light. Ha, Light Strike. Evet, bu da yastıklaması şu görmüş olduğunuz. Adidas artık Boost'u çok fazla kullanmıyor. Muhtemelen çok ağırlaştırdığı için. Ama ben seviyordum Boost kullanımını. Boost hafifleştirmiyor mu ya? Boost sana çok güzel bir rahatlık sunuyor. Ama ağır bir teknoloji oluyor bunlara nazaran. Light Strike zaten adı üstünde hafif dokunuş demek. Yani çok Light Strike kullanımını şu ana kadar beğenmedim. Bir Harden Wall yok. Harden Step Back 2'de beğenmiştim. Bütçeli ayakkabıda. Genelde bu tarz büyük ayakkabılara daha az mı yastıkla mı koyuyorlar, daha sert mi koyuyorlar, o kadar keyif vermiyor. Şu şeyi çok beğendim, bakar mısın? Şurada A gibi böyle dolaşan bir şey var. Üstünde birçok da yazı var. Dala'yı seçtim. İşte o ne? Akota var. ETA yazdım. Adidas HPS. Yani burada bir sürü kısaltmalarla şöyle ayakkabıyı döndürüyor. Bir bağcık gibi. Baksana bağcık deliğine konduruyor. Burada da varmış. Bence çok detay olan bir ayakkabı değil. Bence ama gizli detayları var. Yine dil üstündeki kırmızı dikişleri de beğendim. Benim çok hoşuma gitti. İçine bakalım. İçi çok farklı duruyor. Yani daha doğrusu renkli duruyor. Bu arada bağcıklarınızın uçları da yine kırmızılı ve içlerinde de beyaz dokunuşlar var. Hemen şöyle içini göstereyim. Ne yazıyor içinde? Aynı mı? Evet. Yine ismi yazıyor herhalde ayakkabının, değil mi? Evet. Opponent Advisory yazıyor. Track 2 falan diyor. Evet, bayağı güzel olmuş. Direkt dikkatimi çeken arkadaşlar şu topuklarındaki yastıklar oldu. Hoşuma gitti. Güzel, ayağınız burada muhtemelen çok iyi kilitlenecek. 44,5 aldım. Muhtemelen iyi olacağını düşünüyorum. Belki bir tık bol olabilir çünkü biz Dame 6'yı 44 almıştık. Aldık, evet. Mağazadan almıştık. Aa, onu nasıl bahsetmeyi unuturuz? Bu adamı niye çok seviyorum onu da söyleyeyim. Benim postumu beğendi. Instagram paylaşımı beğenmişti arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 60 sayı falan atmıştı geçen sene. Ben de onu paylaşıyorum. Instagram'dan bu arada beni takip etmeyen varsa takip edebilir. Düşünün, Dame beğendi yani. Siz de takip edeverin yani. Adam, Dame bile beğendi. Aynen öyle. Dame benim postumu beğendi. Ben onu paylaşmıştım. Ondan sonra Dame 6'yı incelemeyecektim. Dedim yok ya, adam böyle bir kıyak yaptıysa biz de gider inceleriz. Hatta çok da güzel bir mağaza video paylaştım. Onu şu an iyi harfine koyabilirim. Koymadıysam da siz gidin Dame 6 falan yazın. Muhtemelen o vlog bulursunuz. Çok güzel bir vlog, keyifli bir vlog. O yüzden bu benim için farklı bir basketçidir. Dame gibi bir yıldız, süper yıldız. Böyle kıyak yaptıysa biz de onun ayakkabını inceleriz. Bu da Türkiye'ye gelen ilk rengi. Direkt Adidas'ta çıkar çıkmaz aldım. Adidas'tan aldım. Aşağıya link bırakıyorum. Fiyatı ne kadar? Fiyatı %30 indirim vardı arkadaşlar. Ya daha doğrusu benim %30 kuponum vardı. Hemen sonra indirim de yaptı. 800 liraları falan geldi. Güzel. Ben Dame 6'yı da 880 almıştım, düşün. Evet. O yüzden çok pahalamadan. Boy nereden mi almıştın? Yok, Sneaksup'tan almıştım. Video izlerseniz görürsünüz. 1100 liraya çıktı ama muhtemelen beklerseniz yine indirime girer. Düşük fiyata çıkmış 1100 lira. Biraz daha indirimli olur. Nike'ları düşünürsek. Tabii. 1500, 1700, 1900, 2000. Tabii. Trey Young bile 1400 yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Düşün, Trey bile daha pahalıya çıktı. Ama niye biliyor musun? Trey'de Boost var topuğunda. Boost hem pahalı Boost yapıyor. Pahalı bir teknoloji o hem zaman. Hem de biraz ağırlaştırıyor. Şurada bir şey dikkatimi çekti, görüyor musun? To create yazıyor arkadaşlar. Free to create, yani yanlış olmasın, tekrar bakayım. Yani hashtag free to create. Hashtag var. Yani işte bir şeyler oluştur, bir şeyler ortaya koy gibi bir mana var. Delikli yapısı muhtemelen hava alabilir yapacak ayakkabının üstündeki kumaşın. Alt tarafına hemen bakalım. Çok tabarı güzel, çok hoş. Hasarsız falan güzel geldi yani. Kargo da çok güzel geldi. Tabii zaten güzel bir kargolama vardı hatırlarsanız. Trey 1'i izleyebilirsiniz. Orada açtık. Bakmadan kendini koymuştuk. Tabanı çok hoşuma gitti. Kırmızı bir iç kısım. Muhtemelen güzel tutacağını düşünüyorum. Taban tutuşu iyi olacaktır. Ve bir sürü şey var bak. Ne yazıyor? Pride in the... I was meant to carry, knew it was coming before.
I'm a visionary gibi böyle söylemler var arkadaşlar. Şu an tam hepsi seçemiyorum çünkü harfleri de. Pride in the burden aynı şey mi? I was meant to carry, knew it was coming before it happened. I'm a visionary. Pride in the burden yani yükümden şeyim, pride, gururluyum. I was meant to carry, bunu taşımam, taşımam gereken yükten mutluyum. Knew it was coming before it happened. Zaten gelmeden önce biliyordum ama visionary, zaten önümü görebilirim. Vizyonerim demek. Çeviri yaptırttın bana aşkım. Hani uzun bir şey çevirmeyeyim, yorulurum dedim ama. Ben bir şey demedim ki sana. Sadece okudum. Sen bir şey yapmam gerekiyormuş gibi oldum ben de. Evet, tabanı güzel. Bu arkadaşlar deyim altından... Bana aşırı olacak. Taban tutuşu iyi gibi gelmedi. Yani çünkü bence, çıkıntılar dışarıya çıkmamış gibi. Çok sağlam. Bence çok sağlam, çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Detaylı performans incelemesi gelecek. Dışarıda oynayabileceğinizi düşünüyorum. Dame 6 varsa bu onun üst versiyonu. Öyle düşünün. Gerçekten çok benzeyen. Zaten kalıbı değiştirmemişler biliyor musun? Aşağı yukarı aynı şeyi çat diye yapmışlar. Ama oradaki bütün eksiklikleri tamamlamışlar. Bu ayakkabı Dame 6'ya göre bir tık daha iyi olacak. Yani o incelemeyi izleyebilirsiniz. Dame 6 detaylı incelemem var. Ondan birçok noktada daha iyi olacağını düşünüyorum. Hadi şimdi ayağımıza giyelim. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten Dame ayakkabılarını seviyorum zaten. Benim için ayrı bir yere sahip, bahsettiğim gibi. Hadi şimdi bakalım ayağımıza giyelim. Nedir ne değildir biraz da hislerimizden bahsedelim. Hadi bakalım. Bu giyme kısımlarını da seviyorum. Tombişliği de hoş ayakkabının ya. Ooo iyi ki de 44.5 almışım. Şey farkı çokmuş. Yani az kalsın küçük gelecekmiş aşkım. Öyle söyleyeyim. 44 nasıl aldık biz Dame 6'da ya? Şaka gibi. Onun kalıbı çok şeydi. Ya niye bu kadar kalıpları değiştiriyorlar? Sevmiyorum ya. Kalıpları belki ben... denenmiş bir ayakkabı da olabilirdi. Mağazadan aldık gerçi. Olabilir ama tertemizdi. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Daha küçük çoraplı giysem rahat ederim ama. Zaten küçük görünüyor ayakkabı biliyor musun? Tombişliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani Dame 44 bile kocaman görünüyordu. Bence bundan çok da farklı değildir. Neyse tam oldu. Ben Adidas numaram 44.5 arkadaşlar. Nike'larda 45 alıyorum genelde. Sizler de bana kendinizi kıyas ederek numara tercihi yapabilirsiniz. Yani bende birçok ayakkabı olduğu için sizde diyelim ki Kyrie var. Ya işte ayakkabı dayısı Kyrie'de kaç numara giyiyor deyip bakıp izleyip ona göre kendiniz numara tercihi yapabilirsiniz. Ama kalıp olarak tam bir Adidas kalıbı. Dame 6'ya göre bence yarım numara kesinlikle yükseğe çıkın. Dame 6'da 44 aldım dediğim gibi ama normal bir Adidas ayakkabının kalıbı. Aşağı yukarı şunu bir çıkartayım artık ya. Şunu çıkartmak çok zor oluyor. Bıçak Dame 6'da da 44 aldım. Dame 4'te de 44 aldım diye hatırlıyorum. O, aynen. Öyle miydi? Eskiden 44 alıyordum. Benim bir ayağım yarım numara büyümüş olabilir. Evet şöyle. Saman kağıdı. İple getiriyor saman kağıdıyla. Şöyle iki tane şey çıktı. Yalnız çok rahat ettim gibi hissettim ya. Arkadaşlar kesinlikle geniş ayaklı arkadaşlarım için harika bir tercih. Aynı Dame 6'da olduğu gibi geniş ayaklar için mükemmel bir tercih olacak. Yastıklaması... Çok fit durdu ayağım. Ha? Çok fit durdu. Ayağım da yok gibi yani çok hafif. Stepping comfort ve şu şeyi çok güzel. Light. Geçişi çok güzel. Yani bayağı hoşuma gitti açıkçası. Yastıklaması biraz zaman alacak. Bu light strike'lar hemen açılmıyor. Yani benim tecrübelerim hep öyle oldu. Biraz zaman vermek lazım. Zaten ben de bunu birkaç hafta giyerim. Sizlere detaylı performans incelememi o zaman çekiyorum biliyorsunuz. Cidden ayağında bir basket ayakkabısına göre küçük durdu. Öyle mi? Ama çok tatlı ya. Yani geniş. Arkadaşlar şuralardan şöyle geniş oluyor olması da çok hoş. Nike'larda hemen mesela şuralardan vurma yapıyor ya. Ya da çıkıyor, fırtlıyor. Evet. Baksana bunda ne kadar şey durdum böyle. Fit durdu. Fit durdum. Yani ayağıma sanki çok yakıştı gibi hissettim. Ne diyorsun? Güzel. Değil mi? Yani siyah olmasına rağmen sesli de ama. Yazılar falan var, hoş görünüyor. Bence de yani o kadar rengarenk her zaman tercih etmeyi sevmeyebiliyorum. Kimi zaman renkli, kimi zaman böyle. Üstüm renkli olur, ayakkabım siyah olur. Evet, çok hoş. Mesela bembeyaz giyinirsin, altında bu olur. Keyifli. Yani his olarak Dame 6'ya çok yakın. Yastıklaması çok dediğim gibi böyle puf puf değil. Biraz daha sizi hızlı ittiriyor. Onun dışında geniş ayaklar giyebilir. Çok hafif ve şu an ben biri hissettim. Bayağı rahat yani. Evet, böylelikle de çıkışımızı yapmış olalım. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. Benim çok keyif aldığım güzel bir kargo açımı oldu. Ayakkabı zaten böyle ayağıma yakıştı mı, hoşuma gitti mi? Beklentim de vardı. Ona rağmen bile beğendim. Böyle olduğu zaman, beklentimi karşıladığı zaman çok da mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki detaylı incelemelerde, kutu açımlarında, bloglarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük out. Let's go. Let's go. Dame time yapıyorum böyle. Üçlü yatıyor, dame time.
Yani benim zamanım.